Termometreler eksi 25 dereceye kadar indi. Göller, barajlar, hatta çeşmeler bile dondurucu soğuklara direnemedi. Alınan yağışlar yüzleri güldürdü ama soğuk havalar etkisini oldukça fazla hissettirdi. Yani bu sene yani hiç bayağıdır yani görmediğimiz soğukları gördük. Donduk, ısınmadı evimiz. Hiç ısınmadı ev. Ekonomik soğukluk vardı. Evler de ısınmadı, cepler de ısınmadı, hiçbir şey ısınmadı. Konya'da kış çok çetin geçiyor ancak önümüzdeki günler itibariyle artık dondurucu soğuklar etkisini yitirmeye başlayacak. Öyle ki cuma gününden itibaren hava sıcaklığı gündüz 14 dereceye kadar çıkacak. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre sıcaklık çarşamba gününden itibaren artmaya başlıyor. Gündüz sıcaklık değerleri geçen haftaya göre 10 derece birden yükseliyor. Kış bereketiyle geldi ama sıcak havalar bir hayli özlendi. Biz üşüyor muyuz şu an? Üşüyoruz. Evet, soğuk. Yazı özledik mi? Evet. Bir an önce gelsin artık. Çantam falan krem yani. O zaman iyi haberi vereyim. Havalar ısınıyor tekrar. Öyle mi? Cemre düşüyor 20'sinde. Yani bundan sonra ısınacağını umuyoruz inşallah. Yaz ayrı bir güzel, kış ayrı bir güzel. 365 gün yaz olsaydı kışı da özlerdik mutlaka. Sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu cuma günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Suyumuz yoktu, bolardı sularımız. Bereket diyorsun. He tabii, bereket kuzum. Ben küçükken daha çok kar yağardı. 10 gün okula gidemezdik. Karların yağması, özellikle don yapması çiftçilerimiz için mükemmel bir şey. Yağmur, kar yağmazsa bereket olmaz. Daha önceki seneler normal değildi. Bu normal olanı bu. Ya çok şükür bir sıkıntımız olmadı işte. Ben koruyorum eldivenimle, eldivenimle geziyorum yani. İyi kötü giyiniyoruz. Sıkıntımız yok. Allah olmayana yardım etsin inşallah.